الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد تقي القلوب بدواعيها وعافية الأبدان وأجزائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله الولي العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنمهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فآتوهم مما لله الذي آتاهم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun cemaat-i müslümin. Cumanız mübarek olsun. Allah Celle Celaluhu sıhhatle, afiyetle, istikamette daim eylesin inşallah. Bu okumuş olduğum ayet-i kerimeler Nur Suresi 36 ve 32-34. ayet-i kerimeler. Allah Celle Celaluhu nasip ederse belki bu sayfanın altına kadar devamını da görürüz inşallah. Yukarıdaki iki ayet-i kerimeyi geçen haftaki dersimizde görmüştük ama tamamlayamamıştık. Onu bugünkü dersimizde tamamlayalım inşallah. Allah Celle Celaluhu buyuruyor: وَاَنْكِحُ الْاَيَّامَ مِنْكُمْ. Aranızdaki bekarları evlendirin. Çünkü evlilik zinadan koruması, iffetli olması için çok önemli bir meseledir. وَالصَّالِحِينَ مِنْ اِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ. Yine kölelerinizin ve cariyelerinizden salih, kibar kardeşlerinizi, din kardeşlerinizi bunlar, kölelerinizi derlerdir. Onlar da ihtiyaç içinde kıvranmasınlar. Bunlar bu para, eğer bu evlenecek olan gençler, bekarlar, fakir olurlarsa Allah Celle Celaluhu yuhrihumullahu min fadlihi, kendi fazlından, lütfu kereminden bunları zengin eder. Yani fakirliği bahane ederek evliliğin önüne geçmeyin. Teşebbüs edin, evlendirin gençleri, Allah yardım eder, lütfu keremiyle ihtiyaçlarını karşılar bunlar. Vallahu vasifun alim, Cenab-ı Allah lütfu bulur, kullarını geniş rızık verir, dardan kurtarır, her yaptıklarını görür bilir, iyi niyetle iş yapan insanlara dünya ve ahirette mükafatlar verir. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ. Böyle bir genişlik bulamayan bekarlar, evlenmeye güç getiremeyenler de Cenab-ı Allah kendilerine bu gücü verinceye kadar, kerebiyle zengin edinceye kadar iffetli davransınlar. Yani ırzları korusunlar, zina etmesinler. وَالَّذ۪ينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْ مَمَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ. Bir de ellerinizde köleler. Bu köleler sizinle ben kurtuluş paramı vermek üzere seninle anlaşmak istiyorum dedikleri zaman bu anlaşmayı yapın onlar. فَكَاتِبُوهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا. Kendilerinde bir hayır, yani sözlerinde durabileceklerini,
Borçlanmış oldukları parayı size verebileceklerine inancınız varsa esirgemeyin. Bu anlaşmayı yapın. Ve atuhum min malillahillezî âtâkum. Cenab-ı Allah'ın sizlere vermiş olduğu mallardan onlara da verin. Yani gerek bu bekarların evlendirilmesi hususunda, gerekse kölelerin hürriyetine kavuşmak için mükatebe dediğimiz sözleşme yapmak hususunda zekat verebilirsiniz bunlara. Hem bekarlara hem bu tür kölelere zekat verdiğiniz zaman kabuldür. Zekatın harcanma yerlerinden bir tanesi de bunlardır. Dolayısıyla yardımcı olun kardeşlerimize. Allah Celle Celaluhu size ihsan etmiş olduklarından siz de onlara ihsan edin. وَلَا تُكْرِبُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِرَّاهِ اِنْ اَرَضْنَ تَحَصُّنًا. Eğer kendileri temiz kalmak istiyorlarsa cariyelerinizi, gençlerinizi zinaya zorlamayın. لِتَبْتَغُوا عَرَضَ حَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünya hayatının menfaatını, mefaatını isteyerek böyle çirkin bir işi yapmayın. Bazı insanlar ellerinin altındaki köle kadınlar, cariyelere gidin namusunu satın, namusunu satın, bize para getirin diyorlardı. Getirmezseniz sizi döveriz ya da kötü iş, muamelede işkenceye tabi tutarız diyorlardı. Onlar da eskiden yaparlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye geldikten sonra Müslüman olmayan, fakat herkes Müslüman olunca böyle görünmek zorunda kalan baş münafık Abdullah bin Übey es-Selul'un da böyle cariyeleri vardı. Bu dünya hayatına düşkün, reislik sevdası aklını almış. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmediği halde Müslüman görmüş baş münafık bu tür güzel cariyelerini gidin zina yapıp parasını bana getirin diye zorlardı. Hele işlerinde bir tane mübarek hatun vardı. İki gözü iki çeşme Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldi ve şikayet etti. Muaze radıyallahu ta'ala anh. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun derdiyle ilgilendi. Abdullah bin Übey es-Selul'e ses çıktı ve bundan nehyetti. Konuyla ilgili ayet-i kerimeler de geldi zaten. Bu işi Cenab-ı Allah kesinlikle yasaklamış oldu. وَمَنْ يُقْرِدْهُنَّ فَاِنَّ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاتِ اِنَّ وَقُرُ الرَّحِمْ. Kim cariyelerini böyle zinaya ikrar eder, zorlarsa, baskı yaparsa, cebir ve şiddet kullanarak zina gidin, zinaya gidin, parasını bize getirin diye bu tür zorlamalara girerlerse hiç şüphesiz kendileri büyük bir günah kazanır. Allah Celle Celaluhu o biçarelerin yapmış oldukları daha öteki günahlara da onlardan affı mağfiret eder. Kendisi de tövbe istiğfar ederse geçmişte bu tür yapmış oldukları çirkinliklerden dolayı Allah Celle Celaluhu onlara da bağışlar. Tabi bir insan yani baş münafık hakkında bu ayetler nazil olursa onun önce sahih bir iman etmesi lazım. İman olmadıktan sonra salih amelleri hiçbir işe yaramaz. Nitekim bu münafık Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında namaz kılardı. Peygamberimiz döndüğü zaman Müslümanlara ya da kapıya doğru giderken ey insanlar bu Allah'ın Resulü'dür, buna iman edin, itaat edin derdi. Fakat kalbinde küfür taşıdığı halde. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Münafıkun Suresinin ilk ayetlerinin böyle olduğunu okuyoruz. Sizler de evvel varınca bu Münafıkun Suresine bir daha bakın inşallah. Yemin ederek söylüyorlar ki bu Allah ve Resulü'dür diye. Allah da yemin ediyor ki bunlar yalan söylüyor. Yani Muhammed Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bir hakikattir ama bunu bunların ağzından çıkışı yarattı. Çünkü kalplerinde o iman yok, dilleriyle bunu söylüyor. Böylesine de iki yüzlü, şerefsiz, rafasiyetsiz insanlar idi. O öyle gitti. وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ اَيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ. Görüyorsunuz ey insanlar, sizlere açıklayıcı ayetlerimizi indiriyoruz. Yollarımızı gösteriyoruz. Sizi karanlıkta perişan bırakmıyoruz. Sizi aydınlatıyoruz. وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ. Sizden evvelkilerin örneklerini getiriyoruz. Kavrayasınız, anlayasınız diye.
ince düşünerek yolunuzu bulasınız diye. Çünkü en kötü şey cahil kalmak, karanlıklarda kalmamız, ne yapacağını bilemememiz. Allah Celle Celaluhu ayetlerini indirerek size ne yapacağınızı öğretiyor, yolunuzu gösteriyor, örnekler getiriyor, açık ve seçik anlatıyor. Ve mertizetendir muttaki, Allah'tan sakınanlara, Cenab-ı Allah'ı sevip sayarak emirlerine itaat eden güzel kullarına da öğütler veriyor Allah Celle. O öğütü işitecek, kulak veriyor. O işittiklerini anlayacak, kavrayacak, beyin veriyor, akıl veriyor. Allah Celle Celaluhu bu tür verdiği nimetlerin hayrını gören kullarından eylesin. Onun için bu ayetleri geçen hafta görmüş olmamıza rağmen kısaca bir kere daha bir özetini çıkaralım hocam. Muhterem kardeşlerim, insan hayatındaki en önemli dürtülerden, güdülerden, arzulardan, isteklerden, şehvetlerden bir tanesi de cinsel olanıdır. Cinsel arzu, cinsel şehvet, insanların en fazla üzerinde titiz durdukları, efendim, ihtiyaç gördükleri bir şey. Yani yemek, içme neyse, kadın ve erkekler için ölü çağından sonra cinsel arzular da böylesine hayatın bir gerçeğidir. Bunu gidermemiz elbette ki gerekir. Ama Allah Celle Celaluhu bu cinsel arzunun ne hayvanlar gibi başı bozuk olmasını istemiştir, ne de bir kısım insanların Allah'a kulluk edeceğiz diye mağaralara, manastırlara çekilip evlenmediği, bekar kaldığı gibi böyle bir şey de yok. Yani dinde evlenmemek, bekar kalmak çok sevaplıdır diye bir şey yok. Sevap olan Allah'ın emrini yerine getirmek. Allah'ın fıtratı kadın ve erkeklerin bu arzularını nikah ile gidermeleri, evlilik suretiyle gidermeleridir. Bunun da meyvesi haliyle huzurlu bir aile ve yavrular olacak, çocuklar olacak. Dünyanın devamı için bu geçerli. Onun için zina mahrumiyet getirir, zina kıtlık getirir, zina katliam getirir, zina kavga getirir, anarşi ve terör getirir, zina sağlıksızlık getirir, yani hastalık getirir. Zina nereden bakarsanız bakın, insanoğlunun en büyük felaketlerinden bir tanesidir. Bundan kaçınmak lazım. Bundan kaçınmanın yolu kadınlardan erkeğe çekmek değil, evlenmektir. Nikahların sünnetidir, bilerek o sünnetidir, güç severek benden değildir. Yani yanlış anlaşılmasın, bir adam dindar bir insan hiç evlenmiyorsa haram işlemiyordur. Kim haram işliyor? Eğer evlenmezse zinaya düşecek şekilde böyle arzusu güçlü olan insanlar varsa kendisini tehlikeye atıyor, haram işliyor. Ama kim insanlar da vardır, ahlakı, ilmi, evliliği kalkamıyor, yetersiz. Evlenirse eşine zulmedecek, çocuklarına zulmedecek, geçindirecek parası yok, bu yüzden harama düşecek, bu adamın evlenmesi de haramdır. Ne öyle ne böyle, normal şartlarda evlilik sünnettir. Demek ki çevremizde evlenmeyi teşvik edeceğiz ama bir adam içimizden bir tanesi ben hiç evlenmeyeceğim demişse haram işliyor da değildir. Nice tarihte büyük alimlerimiz vardır. Evlilik meşguliyetlerinden uzak durmuşlar ve sürekli ilimle çalışmışlar, okutmuşlar ve kitap yazmışlar, bize hizmet etmişler. Allah onlardan razı olsun. Demek ki evlenmemek haram işlemek değildir. Kim için evlenmemek haram? Evlenmediği takdirde zinaya düşecekse ona haram. Yoksa Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam normal şartlarda evlilik nikah benim sünnetimdir. Bu sünnetimden yüz çevirmeyin, sünnetimden yüz çeviren de benden değildir buyurmuş. Nikah görüyorsunuz ki fertler, aile ve toplum için bir orta yoldur, bir dengedir, bir felah ve kurtuluş vesilesidir. Bu yüzden Müslümanların vakti çağı gelmiş olan gençlerini ertelemeden evlendirmesi lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç şeyin geciktirilmesine hoş karşılamaz. Vakti gelen namaz, hazır olan cenaze, çağa gelen gençler. Efendim fakirlik, Allah zenginleştirir buyuruyor. Yukarıdaki ayet-i kerimeleri ikinci haftadır okuyoruz. Eğer onlar fakirlerse Allah Celle Celaluhu kendi lütfu kereminden zenginleştirir. İn yekûlû fukarâ, eğer fakirler iseler, yughnihumullah, Allah onları gani yapar, zengin yapar, muhtaçsız yapar, bir fadlihi kendi lütfunda.
Onun için evliliği hem kolaylaştırmalı, hem ertelememeli, hem de evlilik yapanlara mali yönden yardımlaşmalı. Yani bizim memleketimizde hediye götürür, altın takarlar, ödüş derler. Zaman içerisinde hemen sıkıştırmadan vakti saati gelince sen de verirsin derler. Hakikaten bunlar da güzel bir yardımlaşmadır yani. Başka yollar da kapatılmamalıdır. Herkes dinadan kaçmak ve namuslu olmak zorundadır. Ben evlenemiyorum, ne yapayım diye herhangi bir mazeret ileri sürülmez. Bu sistem hem dini ortadan kaldırıyor, hem Allah korkusunu insanlardan kaldırıyor, hem geçim hususunda ya da uzun tahsil müddetinde zinayı ayıp saymıyor, bekarların evlenmesi erteleniyor, geciktiriliyor ve bu arada darslarda, balonlarda, açıklıkta, saçıklıkta zinayı teşvik etmekle filmler, gazeteler, dergiler, televizyon, internet, sonra da zinayı ayıp saymayarak çağdaşlık, külön, arkadaşlık diyerek gençlerimizin imanını bitiriyorlar, toplumumuzu bozuyorlar, neslimizi sağlıksız hale getiriyorlar. Allah Celle Celaluhu'nun gazabını üstümüze çekiyor. Bunlara dikkatli olmamız lazım. Evet, akıntıya karşı kürek sallamak çok zordur. Fakat Müslümanlar da ırzlarını korumak, dinlerini yaşamak zorundadır. Evet, zordur. Zordur diye dinimizi bırakacak değiliz. Ahir zamanda İslamiyet'i yaşamak, avuçta kör tutmak gibi, kor tutmak gibi olacak. Bıraksan din gidiyor, tutsan elin yanıyor, çaresiz tutacaksınız. Dalga geçiyorlar Müslümanlarla bir de, sen zina yapmıyor musun diye, çocuklarımız da. Ne biçim insansın, sen erkek değil misin, senin ihtiyacın yok mudur? Şerefsizlik ve haysiyetsizlik bu kadar. Onun için biz de tedbir alalım. Kendi aramızda onu kurarız. Yoksa çok böyle fakirlik derken yani orta bir yaşamaya razı oluruz. Çocuklarımızın evliliğini geciktirmiyor. Zamanı gelen gençleri evlendirelim. Zinaya giden bütün yolları mümkün mertebe kapatalım. Yetişirken dürüst, namuslu, iffetli yetiştirelim. İffetlerinin en büyük değer olduğu onlara anlatılarak yetişti. Eve gelen gazetelere, dergilere, televizyona, internete dikkatli olun. Yavrularınızı gözetip, denetip, kontrol altında, baskı, cebir, şiddet, zorlama, küfür, dayak olmadan seve seve iffetli yetiştirmeye gayret edin. Her türlü fuhuş sensörü yasaktır. Yani görüyorsunuz bu fuhuşu teşvil ederken cemiyete resim kullanıyorlar, film kullanıyorlar, gazete dergileri kullanıyorlar. Efendim videoları, interneti kullanıyorlar, sürekli fuhuşu tehdit ediyor. Hatta bin kere maalesef mekteplerde bile kılık kıyafeti, yani açılıp saçılmayı mecbur tutuyorlar bir yerde. Örtülü getirenlere yasak koyuyorlar. Sene sonunda parti düzenliyorlar. İçki mekteplerde yasak olmasına rağmen sene sonu, orta sonu, sömestr tatilinin gençlere çalgılar eşliğinde içkiler içirerek küçücük küçücük ya da lise çağındaki büyük büyük üniversite çağındaki koca koca çocuklarımızı dansla, balo ile bu tür Avrupa'yı İslam'dan uzak hayata teşvik ediyor. Bunu tercih ediyor. Bunu yaygınlaştırmaya çalışıyor. Bilerek insanları zinaya teşvik ediyor. İffeti aşağılıyorlar. Ama ne olursa olsun biz Müslümanız. Allah Celle Celaluhu'nun emrini tanıyacağız. Bir gün onun huzurunda hesap verileceğine inanacağız. Kötülük yapanların hepsi sonunda pişman olacaklar ama iş işten geçmiş olacak. Gerçi tövbe kapısı açıktır ama neye yarar? Bağda harab bir Basra değil. Bağda harab bir Basra. Basra yanıp yıkıldıktan sonra gelirsin mescide ama nice meyhaneden sonra. Yazık değil mi? Bu işleri böyle teşvik eden insanlar
Yavrularımıza böyle tuzak kuran insanlar bilmem ki nasıl gebelenir. Bunlar kendi yaptıkları günahların yükünü taşıdıkları gibi günahına sebep oldukları biçare, namuslu, iffetli yavruların da hep günahlarını taşıyacaklardır. İslamiyet'in gerçeklerini hakkıyla yaşayabilmek için ortam gerek, bir İslam toplumu gerek. İslam toplumu olsaydı, yani mektep İslam, medrese İslam, çarşı İslam, pazar İslam, ev İslam, devlet daireleri İslam, İslam'ı yaşamak ne kadar kolay olur. Çünkü sen dursan da hayat seni alıp götürürdü İslam'a doğru. Ama şimdi bir sel gelmiş, alıp başka yerlere götürüyor. Nehir yatağından taşmış, başka yerlere götürüyor. Felaket. Ama ne yapalım? Gemisini kurtaran kaptandır muhterem üstüne. İş başa düşmüş. Allah yardımcınız olsun. Gemisini kurtaran kaptan. Hayata bakmayacağız. Allah Celle Celaluhu'nun emri ve yasakları bize her zaman bağlı. O yüzden tekrar tekrar söylüyorum. Evliliği teşvik etmeli ve mali engeli yardımlaşmayla değişik vesilelerle aşmalıyız. Fakirlik her zaman başa beladır. İslamiyet fakirliği kaldırmak istemiştir ve kendi devletinde ve toplumunda bunu başarmıştır. Müslümanlar çok geçmedi, ellerinde zekat parası verecek fakir bulamıyorlar. İslam ülkesinde fakirlik olmaz. Harp olur, darp olur, deprem olur, felaket olur olur. Ama normalde çalışan, hayat şartları düzgün bir İslam toplumunda fakirlik olmaz. Fakirlik hem dine düşmandır hem akla düşmandır. Fakir olan adam düşüne düşüne aklını oynatır. Unutkan olur. Stresler, bunalımlar bir sürü hastalıklara sebep olur. Hırsızlık bu yüzdendir icabında. Irzını satma bu yüzdendir. Söz verip sözünde duramama bu yüzdendir. İnsanlardan kurtarma bu yüzdendir. Fakirlik dine de zarardır, akla da zarardır. İnsanın kişiliğine de zarar, sağlığına da zarar, sıhhatına da zarar. Fakirlik çok kötü bir şeydir. Kâdel fâhru en yekûne küfran. Fakirlik neredeyse kâfirlik olacaktır diyor Peygamberimiz. Fakirlik problemini İslam çözmüş. Ama insanlar İslam'ın dışında kapitalist, komünist ya da başka bir sürü rejimlere gide gide kendi fakirliklerini kendiler elleriyle berbat etmiş ve sağlamışlardır. İslam toplumunda fakir olmaz. Olsa bile komşusu açken hiçbir Müslüman tok yatmaz. Herkes fakirini bilir, komşusunu bilir ve Allah rızası yardım eder. Devletin konu vardır. Bir sürü mesele. İslam'ın kendine göre bir iktisadı vardır, bir hayat tarzı vardır. Orada fakirlik meselesi de çözümlenmiştir. Fakirlik meselesi çözüldükten sonra evlilerine mani kalıyor, evlenen gençler ırz ve namuslarını kurtarmış olur. Öyle inanıyoruz ki bugün İslam yeryüzünde yayılmasın diye Müslümanları bir kısım güçlü ülkeler bilerek fakir bırakıyorlar. Sömürüyorlar onların yer altında yer üstü servetlerini. Başımızdaki 3-5 tane beyinsizi satın alarak kendi servetlerimiz oralara bak. Biraz kendimize gelecek güç ve kuvvete sahip olursak anarşi çıkarıyorlar, terör çıkarıyorlar, ırkçılık çıkarıyorlar, ayrıcalık çıkarıyorlar, envai çeşit fitne ve fesatla bizi birbirimize düşürüyorlar, darbe üstüne darbe indiriyorlar, ayaklarımızın üstünde kalkıp da güçlü olmamızı istemiyor. Bugün İslam dünyasının perişanlığı, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir kere mağlup olmuş, mağlup olmuş tabi Allah'ın cezası değil, kendileri affetmişler ama düşman, haçlı düşman, din kaygısı taşımıyorlar ama dikkat edin, Afganistan'a saldırırken bu bir haçlı savaşıdır diyerek başlamışlar. Bir kısımlar uyardı, sen böyle dersen Müslümanlara hepsini karşısında bul. Özür dileriz, ağzımızdan çıktı dedi. Bugün savaş olan ülkelere bakın, hep İslam ülkelerinin üstüne mermi ve bomba yayıyor. Neden? Yani bu Müslümanların bu fakirlikleri sadece kendi geri zekalılıklarından değil, elleri ve ayakları bağlanmış, hepsi Filist'e ayak kalkmıştı, nefesi de bir kere daha vuruyor. Onlar bir hakimden haklı olabilirler. İnsan düşmanının ayak kalkmasını istemez. Bir düşmana bir şey demiyor. Ama ya biz kendi içimizde kendimize düşmanlık yapıyorsak,
bildiğimizi bütünlüğümüzü böyle parçalıyorsak, dinden imandan ayrı ayrı yollara giderek tefrikalara düşüyorsak, Allah Celle Celaluhu bizi yaratmış, Hazreti Muhammed gibi bir lider, bir peygamber göndermiş, İslam gibi bir din göndermiş, biz Allah'tan razı olmaz, peygambere inanmaz, inansak da yolundan gitmez, İslam'dan başka kendimize din arar, İslam'dan başka kendimize hayat tarzı, yaşama biçimi seçersek, örneğimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olmaz da, bilmem hangi filozof, bilmem hangi siyasetçi olur ise, biz kimi kınayacağız? Kafir görevini yapacak ve bizi mahvetmeye çalışacak. Bizi fakir bırakmaya, zayıf düşünmeye elbette ki çalışacaklar. Oyuna gelme kardeşim, akıllı ol. İnsan nasıl akıllı olur? Akıllı olmak, Allah'a iman etmek ve itaat etmek. Akıllı olmak, hiç ölmemek üzere ebediyen yaşayacağı ahiret hayatını düşünmek. Dünya hayatını akıllı düşünüyor. Gelirini artırmak için çalışıyor. Bir emeklilik için önden paralar yatırıyor. Bir parça daha rahat edebilmek için ihtiyarlıkta olmadık teşebbüslere giriyor. Peki 30 sene ötesini düşünüyorsun da 40. seneyi niye düşünmüyorsun? Daha 30 sene yaşayacağını zannediyorsun, 40 sene yaşayacağını zannediyorsun. Ondan sonra ölüm gelecek ve ebediyen sonsuz bir hayat başlayacak. Esas istikbal başlayacak. O esas istikbal için niye yatırım yapmıyorsun? Niye orada güzel bir emeklilik hayatı düşünüyorsun? Hep dünya, hep burası. Bu akıllılık mıdır? Akıllı Allah'ı bilendir. Akıllı Allah'a teslim olandır. Akıllı kendisini hesaba çekendir. Akıllı yediğini, içtiğini, helal mı, haram mı, davranışları şeriata uyuyor mu, uymuyor mu, Allah kendisini seviyor mu, sevmiyor mu, bütün bunların hesabını, kitabını yapan adam. Ahmak ise Allah kerimdir diyerek burnunun doğrusuna canı nasıl istiyorsa, keyfi nasıl istiyorsa öyle yaşayan insan. Allah kerim. Görürsün sen. Elbette ki Allah kerimdir. Ama kime kerim? Kafirler Allah'ın rahmetinden ahirette zırdır kalamayacaktır. Bütün görüp görecekleri bu dünya hayatı. Akıllı olmak lazım. Akıllı Müslüman olmak demektir. Onun için yardımlaşalım. İffetimizi koruyacak, gençlerimizi dindar yetiştirerek, vakti çağa gelince de evlendirerek, aile hayatımızı her türlü saldırılardan koruyarak temiz kalalım, iffetli kalalım, temiz insanlardan temiz aileler, temiz ailelerden temiz toplumlar meydana gelir. Allah'ın izniyle o toplumlar dünyada da mutlu, ahirette de mutlu, mesut, bahtiyar, zengin, müreffeh olurlar. Düşmanlarının karşısında da izzetli ve şerefli yaşar, galip ve muzaffer olur. Bütün bunların hepsinin altında iman yok. İman her şeyimizdir. İman ki ilahi, o ne büyük bir cevher diyor ya, artık söyleyemedim sözü. İman ki ilahi, o ne büyük bir cevher. İmansız olan paslı yürek sinede yok. Yüreklerden çekilmiş parçadır havfı, korkusu, yezdanın ne ilmin tesiri kalır o zaman, ne irfanın tesiri kalır o zaman, ne vicdan. Yani insanları ıslah eden, terbiye eden Allah'a imandır, Allah'a itaattır. Dolayısıyla peygambere iman, peygambere itaat, din kardeşlerini sevmek, muhabbet, yardımlaşma ve kibar yaşamaktır. Efendim bunlar olmasa da ilim tahsili yeter, vicdan yeter. Ne ilim, ne vicdan, Allah korkusu olmazsa beş para etmez. Görüyorsunuz, en büyük katiller en çok fakülte bitirenlerden çıkıyor. Dağ başındaki çoban öldürse birkaç kişi öldürür. Ama okumuş adam bir bomba yapar, bir düğmeye bastı mı birkaç milyonu birden öldürür. Siz isteseniz de çalsanız 5 kuruş, 10 kuruş çalarsınız. Ama ekonomiyi bilen, devleti bilen, kanunları bilen,
Bu tür inceliklere aklı yeten okumuş insanlar götürdüğü zaman milyar milyar götürür. Siz bunları çok iyi yaşadınız, biliyorsunuz. Bu ülkede bir kişinin götürdüğü devletin bütün okullarını ve bütün sağlık kurumlarını ihya edecek kadar çok. Cahilden ne zarar gelir? Esas zarar, okumuş olduğu halde vicdansız, Allah korkusu tanımayan insanlardan gelir. Şimdi bunu söylemekte okumanın tahsilinin karşısında mıyız? Hayır, hayır. İkra, oku diyor. Ama ayeti niye sonuna kadar okumuyorsun? İkra, oku. Bismi Rabbikellezi halak, seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Allah'tan bağımsız değil, İslam'dan uzak değil, kitapsız, Kur'ansız bir okumak değil, bunlarla beraber okuyacağız. O zaman ilim insana fayda verir. O zaman ilim de, vicdan da iman nuruyla kırıl kırıl parlayacak. وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ اَيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ İşte biz sizlere böyle açıklayıcı ayetlerimizi gönderdik. وَمَثَلَا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden evvelkilerin misallerini, hikayelerini anlattık. Sizlere yollar gösterdik. وَمَا عِزَةً لِلْمُتَّقِينَ Allah'tan sakınanlara, ona itaatör olan muttaki kullarına öğütler verir. Allah Celle Celaluhu böyle. Kullarını karanlıklarda bırakmaz. Allahu nuru semavati var. Allah semaların ve arzın nuru. Parlatıcı, aydınlatıcı, güneşi o yaratmış, ayı o yaratmış, yıldızları o yaratmış, Kur'an'ı o göndermiş, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i o göndermiştir. Böylece yeryüzünde karanlık kalmamıştır. Bilinmeyen bir nokta kalmamıştır. İnsan nedir? Niçin vardır? Ne amaçla vardır? Nereye gidecektir? Neden hesaba çekilecektir? Bütün bunların hepsini Allah Celle Celaluhu çözmüştür. Kur'an-ı Kerim'de açık açık anlatmıştır. Müslümanların bilgi problemi, epistemoloji problemi, eksistansiyel felsefenin bunalttığı ya da pozitivizmin bunalttığı meçhuller, karanlıklar içerisinde değil. Onların koca koca filozofları bu soruları sormuş ve cevabını bulamamışlar. İnsan nedir? İnsan kimdir? Yeryüzünde niçin vardır? Akıbeti nedir? Sonu ne olacaktır? Hayırlı mı, şerli midir? Adamlar bunu araştırır. Her biri bir laf söyler. Ama bizim sıradan bir Müslümanı kaldık. Bunlar hiçbir problem değildir. Allah'tan geldik. Allah'a gideceğiz. Dünyaya Allah'a itaat edip etmemen imtihan için vardık. Öldükten sonra Allah'ın huzurunda hesap vereceğiz. Hesabını güzel verenler cennete gidecek. Hesabını veremeyenler cehenneme gidecek. Huzur, bilmemek huzursuzluk, kuşku yürekleri korkar, hayatın bütün lezzetini alır götürür, yerine korku getirir, endişe getirir. Ama hiçbir Müslümanın bu tür sıkıntıları yok. Neden? Allah gönderdiği ayetlerle her şeyi açık açık ortaya koymuş. İnsan hakkında hiçbir problem kalmamış. İnsan kendisini tanıyor, kıymetini tanıyor. Değerini biliyor, vazifesini biliyor, sınava girecek sorularını biliyor, akıbetinin nasıl olacağını kendisi kestiriyor. Akıllı, zeki, mantıklı talebeler kaç aldıklarını bilirler. Biz bazen sınav yapardık çocuklara. Oğlum kaç bekliyorsanız kalemle üstüne yazın diye. Emin olun çoğu tutturur. Çocuk 8 yazmış, ben de 8 alırım. 9 yazmış, 9 alır. 10 yazmış, 9 alır. Hocam neden diye de sorar. Gel evladım, götürürdü kağıdını, şurada bir hata var, bakar, eyvah der, ben bu hatayı nasıl yapmışım? Aynen Müslümanlar böyle. Cennete mi gidecekler, cehenneme mi gidecekler, bunu bilirler. Neden bilirler? Çünkü karanlık nokta yok. Şu Kur'an her şeyi açık seçik anlatmıştır onlar. İman esasları, inanacakları konular, ibadet konuları, ahlak konuları, hukuk konuları, nasıl yapacak, nasıl edecek, nereden girecek, nereden çıkacak, işin iyisi, kötüsü nedir, hikmetlisi, faydalısı, zararlısı, ziyanlısı, her şey açık seçik ortadadır.
Allah aydınlatmıştır bizi. Nur-u semavati vel arz. Mesela nur-i kemişket biha misbah. Bir örnek getiriyor Allah Celle Celaluhu. Onun misali, yerleri göklere aydınlattığı nurunun misali, kemişketin bir ta gibidir. Ta şimdi yok, size nasıl anlatalım? Eski yaşlılar bilir. Hani eskiden duvarları şöyle küçük bir oyalarla ta deriz. Küçük bir pencere. Şu pencere gibi değil, arkasında duvar var. Şunu küçültün şöyle, oraya bir lamba koyarlar değil mi? Şimdi o lambalar, idareler kalktı. İdare nedir desek, hiçbir gençler bilmez şimdi. İdare değil de devlet idaresi sanırlar. Halbuki idare dedi değil mi? Şöyle küçücük bir kutu, ucunda bir fitil yakarlardı. Gaz ya da zeytinyağıyla öyle dumana verir giderdi. Bu idareye koyduğumuz bir tav var. Allah Celle Celaluhu kendi zamanındaki insanlara bu kitabı indirdiği için anlasınlar diye nuru böyle bir kemişka, bir ta, fiha misbah, onun içerisinde bir lamba var. El misbahu fi zücace. O misbahta bir lamba düşünün, tener dışında bir cam var. El zücace fikir ennehe kavkabun durriyun. Zaten o mübarek camın kendisi pırıl pırıl parlamaktadır, bir yıldız gibi. Yuhadun şeceretin mübareke, mübarek bir ağaçtan yakılmaktadır. Yani zeytunetin, zeytin ağaç, onun yağından fitil yanmaktadır. La şartiyetin ve la garbiyye, öyle mübarek bir zeytin ağacı ne şartta ne farkta. Bu tavasın iklimi hoş bir memlekette yetişmiş. Yaşar-ı zeytin hayvudu bu. Onun zeytin yağı ateşe tutulup parlamadan zaten kendisi pırıl pırıl parlamakta ve ışık sarsmakta. Ve lem temsesu nar ve lem ateş dokunması bile var. Nurun ve la nur. Allah nur üstüne nur yağdırıyor insanlar. Bu imana benzer. Yani tağda bir lamba. Tağ içinde lamba. Etrafında ışık. İçinde gaz yağı ya da zeytinyağı. Ateşe verdiğiniz zaman yaşının gecenin karanlıkları pırıl pırıl aydınlanmakta ve siz orada rahat rahat oturmakta, okumakta, sohbet etmektesiniz. Allah diniyle, Kur'an'ıyla, Hazreti Muhammed'le insanlığı böyle aydınlatmış, insanlığın hiçbir karanlık noktasını koymamış. Onun için insanlık alabildiğine vicdanın huzur içerisindedir. Yok bir problem. Yok karanlık kalmış bir köşesi. Her tarafı pırıl pırıl parlamaktadır. Yehdillahu li nurihi men yeşâ. Allah bu nuruyla dilediğini ve o dileyen insanı, iradesini ortaya koyanı, ben Müslüman olacağım ve İslam'ı yaşayacağım diyen insanı Allah da diler, hidayete erdirir. Ve yadribullahu emthalu linnâs. Allah insanlara böyle misaller getirir. Vallahu bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi biliyor. Her şey ile size anlatıyor. Ve tek siz insanlar karanlıkta kalmayasınız. Yolunuzu şaşırtmayasınız. Eğri büğrü deccal yollarına gitmeyesiniz. Hazreti Muhammed'in başında bulunduğu sırat-ı müstakimde olasınız. Allah'ın yolcusu olasınız diye bunları yapıyor. Sizi sevdiği için yapıyor. Size merhamet ettiği için yapıyor Allah Celle Celaluhu. Maddi rızkınızı verdiği gibi, küçükten böyle büyüğe doğru büyüttüğü gibi, size anne verdiği gibi, baba verdiği gibi, çağa gelince çok sevgili bir eş verdiği gibi, nasıl maddi ihtiyaçlarınızı böyle karşılıyor? Size hava veriyor, su veriyor. Aynen öyle din mi? Kitap veriyor, peygamber veriyor. Ruhumuza hoşnutluk verecek ahlaki kabiliyetler veriyor. Çalıştıkça güzellisiniz. Ahlakınızı geliştikçe büyürsünüz. Şanlı şerefli bir insan olursunuz. Sizi aşağılara çekecek kötü huyları tek tek size izah ediyor. Ruhumuzu aydınlatıyor Allah Celle Celaluhu. Tekrar söylüyorum, sizi sevdiği için yapıyor. Size değer verdiği için yapıyor. Siz insansınız diye yapıyor. İnsana son yaratılan var. Cin de ondan evvel, melek de ondan evvel, yer de ondan evvel, gök de ondan evvel. Bütün bunları yarattı Allah insanın emrine verdi. Yaratırken ve halaktu bi yedeyye, ellerimle yarattım. Değer verdim manasına. Ve nefaktu min ruhi, ruhumdan üfledim ona diyor. Allah görür, insan da görür. Ama birisi her şeyi görür, birisi azıcık görür. Allah duyar, insana da verir. Allah bilir, insana da verir.
Yani Allah Celle Celaluhu insanı bir nevi böyle kendisine de benzettiği noktada. Hiçbir varlık insan gibi değil. Onun cismani, fizyolojisiyle bir güzellik taşır. Dört ayaklı hayvanlar gibi ya da kanatlı kuşlar gibi değil. Ayaklarının üstünde doğrularak durur. Yani insan, lakat kalemden insanı bir ahseni takvim. En güzel kıvamda bir kitle yaratır. Alın elinize fırçayı, kafanızdan yeni bir insan prototipi çizin. Bir tip çizin. Hiçbir yaptığınız tip, Allah'ın yarattığı insanın daha güzel değil. Nitekim bilim kurgu filmleri görüyoruz. Bir kısım mahluklar çiziyorlar. Hiçbir insandan güzel değildir. Ey insan, Allah sana böyle değer veriyor. Allah seni seviyor. Sen yolunu sapıtmasın diye bir peygamberi 900 sene Hazreti Ruhu sabret diyerek sana katlandırıyor. Geçmişlerden örnek getiriyor sana, öyle diyor. Ayetleri göndererek öğüt veriyor sana. Ya sen bu Allah'tan korkmaz mısın? Bu kadar nimet, bu kadar nimet. Nasıl bir insansın sen? Kendi aranızda birbirinize gelince bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı olur diyorsunuz. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı olursa Allah'ın kaç bin yıl hatırı olması lazım. Değmez mi Allah Celle Celaluhu namaz kılmaya? Değmez mi şeriatına itaat etmeye? Hepsi sizin için. Allah Celle Celaluhu namazınızda, zekatınızda, orucunuzdan, itaatınızda ne faydası var? Ne faydası var? Hiçbir faydası yok. İsyanınızda ne zarar olmalı? Hiçbir zarar edemezsiniz Allah'a. Ama siz kendiniz iyi bir insan olursanız itaatkar, iyi bir aileniz olur, iyi bir şehir olur, iyi bir memleket olur, adalet olur, eşitlik olur, hukukun üstünlüğü herkese tatbik edilir, dinlik olur, düzen olur, zenginlik olur, medeniyet olur, müreffeh olur. Yahu sizin için bütün bu ayetleri Allah sizin için gönderir. Düşünmez misiniz? Öğüt almaz mısınız? Niçin gönderiyor Allah bunları? Mevizeten bil muttakîn. Azıcık aklı başında Allah Celle Celaluhu değerlendirmeyi bilen insanlara bir öğüt olsun diye. Allah yerleri ve gökleri aydınlattığı gibi kalbinizi aydınlatıyor. Ruhunuzu aydınlatıyor. Gizli kapaklı bir yapoy. İçinizi biliyor. Aklınızdan gelen düşüncelerinizi biliyor. Ve Allah biliyor ki böyle kulları da var. Kimi evler var ki, buyutin öyle evler var ki, nasıldır bu öyle evler? Bir kısmı burnunda pırıl pırıl parlamakta, bir kısmı denizin ta dibine düşmüş, karanlıklar içinde kalmış. Hatta denizin karanlığı bir, üstünden dalga vuruyor karanlık iki, güneşle arasına bulut girmiş karanlık üç, elini uzatsa göremeyecek karanlıklar içerisinde çırpınan insanlar. Bunların hikayesi Allah nasip ederse önümüzdeki ders. Allah'ın böyle kulları da var. Bu aydınlıktan, bu nurdan nasip almış. Öyle mutlu, öyle müreffeh, hayatı öyle coşkulu yaşıyor. Ama kimi kulları da var, kaçmış. Allah'tan kaçmış, aslında kendinden kaçmış. Aslında ruhundan kaçmış. Ve karanlıklar içerisinde keyifsiz, zevksiz, korku, endişe içerisinde yaşamaktadır. Leş gibi bir hayatı hissizce yaşamaktadır. Hepsi Allah'ı dinlemeye ve itaat etmeye bağlıdır. Kim bu insanlar ve nasıl evler bu evler? Allah nasip ederse önümüzdeki hafta göreceğiz inşallah. İllahi fatih.